Merhabalar hoş geldiniz sevgili futbol severler. Amili futbol takımımız Euro 2024 elemeleri D grubu 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak ayıldızlar Ay zorlu deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Montella tarihe geçmek için zorlu maçta tüm planları zafer üzerine yaparken zorlu 90 dakika öncesi Hırvatistan-Türkiye maçının detaylarını sizlere aktaracağız. Başarılı hoca da galibiyet alınması halinde milli takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada kazanan ilk İtalyan hoca olacak. Daha önce millilerimizi çalıştıran İtalyan hocalar Sandro, Raymondini ve Verglien ilk maçlarını kazanamamıştı. Milli takımımız bugüne kadar Hırvatistan ile deplasmanda 3 resmi maça çıktı. Ay Yıldızlılar rakibine karşı galibiyet alamasa da bileğin de büktürmedi. Türkiye 3 maçta da sağdan beraberlikle ayrılmayı başardı. Hırvatlar son olarak 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile kozlarını paylaştı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Dalic'in ekibi tangocularla oynanan müc mücadele sonrasında 7 resmi maça çıkarken bu süre içerisinde hiç mağlup olmadı. Hırvat milli takımı söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti. Ay Yıldızlı ekibimizde Hırvatistan maçı öncesinde 2 eksik var. Sakatlığı bulunan Arda Güler ile kart cezası bulunan Merih Demiral kritik mücadelede sahada olmuyor. Hırvatlarda ise 3 eksik var. Gelen bilgilere göre Perisic, Ivanusec ve Kramaric sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakıyor. Bu arada milli takımımızda 3 isim ilk kez aday kadroya çağrılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Baniya ve Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir. Hırvatistan mücadelesinde görev yapmaları halinde ilk kez milli formayı giyecekler. Amirli futbol takımında son dönemde Hırvatistan'la oynadığımız maçlarda öne çıkan bir oyuncu var Cenk Tosun. 32 yaşındaki milli futbolcu son dönemde bu akşamki rakibimize karşı çarpıcı bir performans ortaya koydu. Öyle ki Cenk Hırvat milli takımına attığımız son 4 golün 3'üne doğrudan katkı verdi. Deneyimli oyuncu söz konusu goller baz alındığında 2 kez rakip fileleri havalandırırken bir daha asist yapmıştı. Evet arkadaşlar bu akşam Osijek şehrinde Opus Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlıyor. Hırvatistan-Türkiye maçı TRT1'den canlı yayınlanıyor. Maç gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.